Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf arı yayınları üçü bir yerde matematik keyfi kitabında doğru parçası konusuyla dersimize devam ediyoruz. Konumuzda başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Öncelikle doğru parçası nedir? Bunu bir inceleyelim. Bir doğru üzerindeki herhangi iki nokta arasında kalan parçaya doğru parçası denir diyoruz. Doğru parçasının uzunluğu ölçülebilir arkadaşlar. Öncelikle bir doğru çiziyorum şöyle bir doğru çizdiğimi düşünelim. Evet bunun üzerinden arkadaşlar iki nokta herhangi iki nokta arasında kalan parça farklı bir renk almak istiyorum. Bakın şuraya iki nokta çiziyorum. K ve L noktaları olsun. Ve doğrumuzda buradan gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Ben bu doğruyu alıyorum. Ve kesiyorum arkadaşlar. Aşağıya aynen yazıyorum. Bu başlardan kestim. K ve L. Artık bu benim için bir doğru parçası oldu. Ve doğru parçasının arkadaşlar aynı zamanda uzunluğu ölçülebilir diyoruz. Çünkü doğruyu hatırlarsanız doğru sonsuza kadar gittiği için bunun uzunluğu ölçülemezdi. Ama doğru parçasının uzunluğu ölçülebilir. İşte 3 birim, 4 birim, 5 birim veya santimetre biriminde biz bunun öz uzunluğunu ölçebiliriz diyoruz arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Örnekte arkadaşlar inceleyelim. K ve L, Evet az önce benim gösterdiğim gibi aynısını yapıyor arkadaşlar. K ve L doğru parçasını bir doğru üzerinden K ve L kesip alıyor ve KL doğru parçası oluyor. Biz K doğru parçasını bakın K ve L'yi L, K veya K, şeklinde yazıyorum. Üzerine küçük bir doğru resmi çizerek gösterebiliyorum. Ayrıca K ve L harflerini alıyorum arkadaşlar. Kenarına köşeli parantezle gösterebiliyorum. Bu köşeli parantez her iki taraftan da sınırlandığını gösteriyor arkadaşlar. Yani orada bittiğini gösteriyor. Veya L, K'yi de aynı şekilde düşünebilirsiniz. O halde biz iki tane sembolle ya harflerin üzerine küçük bir doğru parçası resmiyle veya köşeli parantez içerisine harfleri yazarak gösterebiliriz diyoruz arkadaşlar. Evet, etkinliğe geçiyorum. Birinci etkinlikte aşağıda verilen doğru parçalarını sembolle gösterin diyor. K ve M doğru parçası. Evet, ben bu doğru parçasını köşeli parantezde gösterebilirim arkadaşlar. İstersek bunu km yazar ve üzerine küçük bir doğru parçası resmini de gösterebiliriz. Hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. B'ye bakıyorum. AB doğru parçası. Evet. C'ye bakıyorum. CD köşeli parantez içerisine alıyorum. Evet yine istersek dedik ki küçük bir doğru parçası resmini de gösterebiliriz demiştik. Ç'ye baktığımız zaman EF doğru parçası evet, köşeli parantezde gösterin. İkinci etkinliğe geçiyorum. Aşağıda aşağıda sembol ile verilen doğru parçalarını şekil üzerinde çizerek gösteriniz diyor arkadaşlar. Sembole baktığımız zaman K L'ye doğru parçasını istiyor. O halde sınırlı olduğu için arkadaşlar ne yapıyorum? Tam çizgilerin bittiği yere K ve L harflerini yazabiliyorum. T, K doğru parçası BDM. Evet. T ve K'yi yazıyorum. Doğru noktalarımızı yazıyoruz. RP doğru parçası. Evet. R ve P'yi yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar DC doğru parçası. ve C harflerinde doğru parçaların uçlarına yerleştiriyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiş yapalım. Üçüncü soruya bakıyorum. Aşağıda verilen doğruda bulunan doğru parçaların sembolüyle gösteriniz diyor arkadaşlar. Burada şöyle düşünün. Örneğin ben A ve B'yi kesip alıyorum. Örnek. C ve D'yi kesip alıyorum. Daha sonra B'yi görmeyin arkadaşlar. A ve C'yi kesip alıyorum şeklinde düşüneceğiz. O halde bakın öncelikle başlayalım. AB doğru parçası. B'yi görmezsem A, C doğru parçası. B ve C'yi görmeyin arkadaşlar. A, D doğru parçası diyorum. Daha sonra B'den başlıyorum. B ve C doğru parçası. BC doğru parçası. C'yi görmezsem B, D, doğru parçası. Son olarak da C ve D'yi görüyorum sadece. CD doğru parçası olarak sembolü gösteriyorum. Dördüncü soruya baktığımızda A, B, C, D karesinde bulunan doğru parçalarını sembol ile gösteriniz diyor. Arkadaşlar her bir kenar bir doğru parçasıdır. O halde A, B'den başlıyorum. AB doğru parçası. B, C, doğru parçası. CD doğru parçası. Ve son olarak da soldaki kenarımız DA doğru parçası olarak gösteriyorum arkadaşlar. Evet istersek demiştik ki örneğin bu DA'yı ben küçük bir doğru resmiyle gösterebilirim diyorum arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım diyorum. Evet yanındaki küçük testimize bakalım. Evet, birinci soruya bakıyorum. Yukarıda verilen doğru parçası aşağıdaki sembollerden hangisiyle gösterilemez diye soruyor. Doğru parçası olduğunu söyledi. Doğru parçasının her iki tarafı arkadaşlar bakın sınırlı yani kapalı olması gerekiyor. A'ya baktığımız zaman MN doğru parçası olarak gösterebilirim. B'ye bakıyorum. MN doğru parçası arkadaşlar küçük bir doğru parçası resmiyle gösterebilirim. Harflerin yeri değişebilir C'de. NM doğru parçası olarak gösterebilirim. Ama D'de bakın küçük olarak çizilen bir doğrudur arkadaşlar. Bu MN doğrusudur. O halde D şıkkı bizim sorumuzun cevabı oluyor. Evet ikinci soruya geçelim diyorum. İkinci soruya baktığım zaman yukarıda verilen D doğrusunda aşağıdaki doğru parçalardan hangisi yoktur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman KM doğru parçasın arkadaşlar. Şuradan kesip alabilirim. KM doğru parçası vardır veya MK vardır diyorum. Daha sonra arkadaşlar M'yi görmezseniz bakın şöyle M'yi kapattığımı düşünün. KL doğru parçası vardır arkadaşlar. LM'ye bakıyorum. Ben bunu LM diye ifade edebilirim K'yi görmezsem. Ama bakın L büyük harfle D küçük harfle yazılmış. Böyle bir doğru parçası ismi yazılamaz diyorum arkadaşlar. Sorumun doğru cevabı C şıkkıdır. Evet, üçüncü sorumuza geçelim. Yukarıda verilen geometrik şekillerden hangileri doğru parçasıdır diye soruyor. Arkadaşlar birincisi doğrudur. İkincisine baktığımız zaman doğru parçasıdır. Çünkü iki taraftan nokta ile kapatılmış. Üçüncüsüne baktığımız zaman arkadaşlar bir sonraki konumuz olan başlangıç noktası belli ama bir tarafı açık arkadaşlar sonsuza gidiyor. Buna ışın diyoruz arkadaşlar. Ve dördüncüsüne baktığımız zaman da her iki tarafı kapalı yani sınırlı. Bu da doğru parçasıdır. Diyorum arkadaşlar. O halde 2 ve 4 doğru parçasıdır diyoruz. Cevap şıklarına baktığım zaman 2 ve 4 nerede var? B şıkkında sorumun doğru cevabını görüyorum. Evet arkadaşlar. Burada dersimi bitiriyorum. Bir sonraki konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.